Hemen her gün Türkiye'de bir biçimde içinde önemli isimlerin, bürokratların, siyasilerin de olduğu ve inanılmaz rakamların havada uçuştuğu, bizlerin dudağını uçuklatan rakamların havada uçuştuğu bazı dolandırıcılık vakalarından söz ediyoruz. Kamuoyunda Ponzi Mine olarak tanınan bir isim var biliyorsunuz Mine Mumcu. Şimdi Mine Mumcu hakkında bir yakalama kararı çıkartıldı ve Mine Mumcu'nun insanları nasıl dolandırdığına. Kimleri dolandırdığına ilişkinde yansıyan bilgiler var. Konuğumuz gazeteci Pelin Çin'i olacak. Hem bize bu sistem minimumcu üzerinden işleyen sistem üzerine önemli bilgiler aktaracak. Hem de aslında yeni ponziler bekliyor mu bizi sorusuna da cevap verecek. Merhabalar Pelin Çin'e hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Ee, sağ olunuz çok teşekkürler. Şimdi e, minimumcu hakkında bir yakalama kararı çıkartıldı. Bize biraz bu minimumcu evet. üzerinden yürüyen sistemle ilgili bilgi verir misiniz lütfen? Ünlüler, bürokratlar nasıl bir e, dolandırılma sisteminden tam olarak söz ediyoruz? Hı hı. Yani esasında Ponzi sistemi çok eski bir sistem. Yani bunu hmm icat eden insanın soyadından gelen bir sistem öyle söyleyeyim. Bizim e, geçmişimize baktığımız zaman ülkemizde de daha önce deneyimlediğimiz e, yaşadığımız bir sistemdir Ponzi. Saadet zinciri olarak geçiyor. Hatırlarsınız e, evet. bir takım saadet zinciri dönemlerimiz oldu. Esasında çok bir farkı yok. Yani ben artık o kadar işin içine girmiş vaziyetteyim ki sadece minimumcu özelinde değil böyle uzmanlık alanım gibi oldu. E, nasıl bir uzmanlık alanıysa dolandırıcılık ve birçok dosya okuyorum 3-4 gündür. Örgü çok aynı gidiyor. Yani esasında Ponzi sistemine dönmemi isterseniz Ponzi'nin mantığı şu. Bir çeşit e, bir grup oluşturuluyor. Ortak bir sermaye var. Ve oraya ben bu sermayeyi toplamak için işte paraya ihtiyacım oldu. Ah Mine Hanım benden bence nefret ediyor olabilir bu arada gerçekten. E, bir, pa, bir sermaye ihtiyacı var. Etraftan para toplama. Ve sana kısa sürede verdiğim parayı şöyle geri vereceğim deme hikayesi ne vaat ediyor? Ben rakamsal söyleyeyim size. 10 günde %30 vaat ediyor. Ve bunu bir süre yapıyor zaten. Yani buradaki en önemli özelliklerden biri şu. E, mesela bir 5-6 kez siz verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz. Ki gittikçe arttırıyorsunuz. 10 bin veriyorsunuz, işte 30 bin alıyorsunuz. Atıyorum ben yüzdesine. E böyle 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 derken milyonlara dayanıyoruz hızlı bir şekilde. Ondan sonra da almamaya başlıyoruz. Yani sistem kendini güvenilir olduğunu hissettirene kadar size şey veriyor, geri veriyor. Bu yüzden de içeride çok paranız olduğu için de bir noktadan sonra çıkamıyorsunuz tabii. Hı hı. Peki bu olayda biz hangi ünlülerden, hangi bürokratlardan ve nasıl paralardan söz ediyoruz? Vallahi şöyle, paralar çok uçuk. Yani benim gerçekten inanın komiktir zaten matematikler aramayı değildir. Hanım sayesinde ve diğer arkadaşlar sayesinde iki günde söktüm ama... Dolar üstünden bir kere konuşuyoruz. TL bazında çok bir işimiz yok. Önce bir onu söyleyeyim. Dolar üstünden de böyle işte 2018'de 100 milyon dolar civarı bir rakama ulaştık. Şimdi biliyorum çok uçuk geldiğini. Ama altını çizeyim. Mina Hanım e, özelinde söylüyorum. 2014'te başlamış zaten. 2014-2015'te Kars ve Erzincan'da bu işi yapıyor. 2017'de İstanbul'a geliyor. Böyle kendi geliyor. halinde bir kadın orada... iken mi bu işlere gidiyor Mine Mumcu? Nasıl oluyor da böyle bir sistemin <laughs> kuruluşu haline dönüşüyor? 2010 yani Kars ve Erzincan'da dün zaten bu arada da şey vardı duruşması vardı ve yakalama dün çıktı o yüzden. Çünkü gitmeyeceğini biz zaten biliyorduk Erzincan'daydı dün duruşması. Orada o zaman evli Mine Özkan ismini kullanıyor o esnada ve eşi de asker ordu elindeki diğer e, asker eşleri hanımefendileri kandırıyor. Yani mesela şöyle ben sordum hani ben eskiden Cem Uzan'la çalışıyordum. İsim de verdiği için ve dosyada geçtiği için bu isimleri böyle kolay söyleyebiliyorum. Hani Cem Uzan'ın sağ koluydum. Onun işlerini yapardım. Sonra işte bir buraya geldik biz de hani işte Erzincan'a yerleştik falan. Tabii herhalde bilemiyorum yani psikolojik olarak çok kuvvetli bir e, mekanizması var. Ben çok iş adamıyla konuştum dolandırılan. Evet. Birçoğu ismini vermek istemiyor. Veren biri var. Bana dedi ki Pelin Hanım ben mühendisim, iş adamıyım. Bütün gün parayla oynuyorum. Ben 15 milyon TL'yi verdim dedi yani. O dedim kadar ki, ikna edici. Bir inanılmaz yani adam dedi ki ya mühendis kafayla size şöyle söyleyeyim. Ben dedi mi dedi acaba hani böyle bir de bileyim bir şey bir tılsımlı bir şey mi yapıyor ya dedim yapmayın Allah aşkına. Güldük sonra ama inanılmaz hızlı ikna edebiliyor olduğunu söylüyorlar. 15 milyonu zaten başka türlü herhalde kimse kimseye vermez. Ee, Kars'taki Erzincan'daki vakalarına ben şöyle bakıyorum. Hmm, orası biraz alıştırma alanı olmuş. Yani orada biraz idman yapmış daha küçük çaplı paralar var. O, in, o hanımefendileri asker eşlerini dolandırdıktan sonra e, ortaya çıkıyor tabi bu durum. Eşini atıyorlar askeriyeden. O da hemen boşanıyor. Ee, Peki kendisi hakkında o zaman sonra... bir şikayet süreci e, hukuki var. bir süreç başlamıyor mu? Başlıyor Başlıyor 200'e yakın dosya var fakat Mine Hanım'ın e, enteresan olduğu nokta da tam da burada. Şöyle ki Remziye Hanım şimdi biz seçil erzan hikayesini çok bu aralar konuştuk yani seçil erzan dosyası vesaire. Şimdi ben ikisini ister istemez kıyasladım çünkü üst üste geldiler. Ben şöyle söyleyeyim e, Mine Hanım her şeyi kılıfına uyduruyor. yani şöyle ki. E, banka üstünden çalışıyor bir kere yani bütün gönderdiği paraların dekontları var hı hı. ve de sizi ben e, bugün bir yazı yazdım yazının başlığı da dekontunuza sahip çıkın herkes kendi dekontundan mesul dedim çünkü galiba dekont okuma alışkanlığımız yok ya da böyle e, yüklü paraları gönderip gelen insanlar dekontlarına bakmıyor ben şahsen bütün dekontlarıma bakıyorum zaten 40 yılda bir ötüyor telefonum ama günde 5 kez para gelen bir insansanız herhalde okumuyorsunuz sorduklarım öyle söylediler. E, oraya şey yazıyor mesela borç yazıyor. Evet. Yani e, siz borçlu hale düşüyorsunuz. Günün sonunda şikayete gittiğinizde siz elden bir para veriyorsunuz diyelim. Dekontta da borçlu borç ödemesi olarak kadın size o parayı geri ödüyor. Siz gidiyorsunuz şikayet etmeye bir de borçlu çıkıyorsunuz. Ve de sonra ne yapıyor biliyor musunuz? İcra yolluyor dolandırdığı insanlara. Bu çok enteresan yani sizi dolandırıyor üstüne bir de size birkaç sene sonra icra takibi de yolluyor. Ona yani böyle sürekli hukuki yoldan dolandırıyor aslında bir şekilde. Çok yani ciddi bir ben bunu birkaç programda konu ettiğimizde bu meseleyi özellikle avukat konuklara dedim ki bu bilgiyi insan kendi edinebilir. Hani merak sarıp işte okuyup kitapları dedi ki Pelin mümkün değil yani tamam ne kadar hatmetsen de. Öyle ince yerler biliniyor ki burada dedi çok iyi bir ciddi hukuki danışmanlık var. Yani ortak demeyelim. Çünkü baktım çok kısa sürede yüzlerce avukat değiştirmiş. Yani bence ortaklıkları da kısa oluyor. Yani böyle iş başına gibi. Hani hmm. öyle beraber yola çıktığı bir Bonnie and Clyde meselesi yok. O tek gidiyor. Kocasından boşandıktan sonra bir sevgilisi var. Ee, onunla da İstanbul'a adım atıyor. İstanbul'daki iş adamlarını dolandırıyor. Bir tanesi sadece bana ismini vermeme izin vermişti. Onun dışında çok fazla var. Sonra yetmiyor Ankara'ya geçiyor. Bürokrat meselesinde de dosyada ismi geçen bir tek Egemen Bağış'ın ismini görüyoruz. Ben de ulaştım kendisine çünkü baktım hani sürekli ismi geçiyor. Hani sormak zorundayım ki onun gıyabında yorum yapabileyim. Şey diye geçiyor Egemen Bey hani dolandırılmış olarak değil ama referans olarak. Hani şey vardır ya benim elim kolum çok uzun bir hı hı. hani Ankara'ya adayım hemen senin işini hallederim hı hı. Egemen Bey benim zaten çocukluk arkadaşım falan gibi herhalde ben de dedim ki böyle bir dosyada isminiz geçiyor Sayın Büyükelçim bir şey söyleyin o da bana bir yazılı mesaj attı hani bunu dedi her yerde söyleyebilirsiniz Pelin Hanım görüyorum uzaktan takip ediyorum bir takım haberlerde isminin geçtiğini bunun hani. ...bir manipülasyon olduğunu ve böyle bir şeyle tabii ki alakası olmadığını... ...ve Türk adaletine çok güvendiğini ama uzaktan Hı -hı. da takipçisi Hı -hı. olduğunu... ...bu haberlerin eğer başka bir niyetle yapıldığını hissederse de... ...bu süreç başlatacağını, ezberledim artık söylediği şeyi, açıkladı. Evet. Peki, bu yani bizim ama görebildiğimiz bu. Peki şimdi Mine Mumcu e, hakkında eğer böyle bir yol izledi ise... E, Hı -hı. suç işlediğine Hı -hı. kanaat getirilmesine sağlayan şey nedir? Biz hangi e, gerekçelerle hangi suçla minimumcu hakkında yakalama kararı çıkartılması noktasına geldik? Valla yakalama kararı dün Erzincan'daki dosyadan çıktığı için artık sonunda yani günün sonunda seneler sonra dolandırıcılıktan dolayı çıkmış olduğunu umuyorum. Fakat ben size şöyle güzel bir not artık ezberledim ama notlarımla dolanıyorum. Kendisinin bir cezaevi süreci var. Fakat cezaevine girmesinin sebebi dolandırıcılık değil. E, kişisel bilgileri ve verileri sızdırma suçundan e, bir cezaevi süreci yaşamış. Onda da Covid izninden hani bu Covid dönemindeki aftan e, mütevellit çıkmış. Çıkışır çıkış çıkış. Çünkü Malatya'da geçirdiği bir süre var. Orada bir polis memuru Celalettin Ari ismini söyleyebiliyorum. Çünkü o da ceza aldı aynı şekilde polisin Polnet dediği sistem varmış. Ben de bu haberle öğrendim bilmiyordum. Oradan bilgi sızdırıyorlarmış. Her şey herhalde bizim bütün secelemiz var Polnet'te diye düşündüm ben tabii. Oradan bakıyor bu kimdir anası kim babası kim neri hani her şey herhalde eline geliyor ve hazırlanıyor. Buradan sadece ceza almış. Onu da işte Covid'le birlikte çıktı. Şimdi Erzincan dosyası şeyin dosyası bu ordu evindeki hanımefendilerin dolandırılma dosyası. Ben umuyorum ki Burada hani en azından bir hiç ifadeye de gelmemiş. Daha önceki duruşmalara da gelmemiş. O avukatla çok konuştuk. Artık herhalde dolandırıcılıktan bir ifade verir inşallah diye umuyorum yani. Peki şimdi bu Seçil Erzan meselesini kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen meseleyi Hı -hı. bu kadar çok konuşulur hale getiren içindeki tabii futbolcular ve ünlü isimlerdi. Biz bu evet. Onzi zimine dosyasında benzer biçimde ünlü isimler... Kimleri görüyoruz? Valla görebildiklerimiz var. Yani ismi geçenler var. Bir de bu işte şöyle bir durum var. Yani sanıyorum şimdi çok ünlü biri olduğunuz zaman yani göz önünde biri olduğunuz zaman herhalde bir he, ya ben bunu şikayet etmeyeyim. Rezil olurum. İpliğim Hı. pazara çıkar. Gibi de bir korku da oluyor. Onu ben çok gördüm. Yani benim burada mesela işte Burcu Kıratlı'nın ismi geçiyor. Burcu Hanım'ı menajerini aradım. Dedim ki böyle bir şey var. Abdullah ne dersin? O da dedi ki Pelin Sinan Akçıl'ın biliyorsunuz eski eşi Sinan Bey'in isminin geçtiği hiçbir yerde Burcu Hanım'ın ismi geçmesin dedi. Abdullah kusura bakma şu an geçiriyorum yapacak bir şey yok. Çünkü bütün mesele Sinan Akçıl'ın açıklamasıyla oldu. O da dedi ki siz de bu Ponzi aman Ponzi diyorum artık karıştırdım Seçil Hanım'a bakacağınıza dönün dedi bizim sanatçıları dolandıran aynen böyle Ponzi bakın dedi. Şimdi burada tabii biraz güldüreyim size şimdi bunu söyleyen şahsın dolandırılmamış olmasını bekleriz tabii değil mi? Ben duyduğuma göre yani Sinan Bey böyle söylemiş ama Sinan Bey'in de yüklüce bir meblağ kaptırdığına dair ama şikayetçi olmadığına dair evet, duyumlarım var. Yani bütün tanık olarak dinlendim. Bütün bu hiçbiri şikayetçi değiller mi? Burcu Hanım şikayetçi. Ee, Seni Erden var basket camiasından. Kendisi şikayetçi. Ee, futbol e, kulübü e, başkanı kardeşi diye söyleyebilirim herhalde. Yani e, söyleyin ismini bana. Rıdvan e, Bey var e, Tuzla Spor'un sahibi as başkanının kardeşi soyadını ne olursunuz çıkarın artık sürmenece doğru gidiyorum. Benim de Onun pek, ismi hakim olduğum bir camia e, değil. Size söylerler ama neydi ben de e, bu oralar çok gündemli Peki. Diyor, efendim, o. Onun, onun dışında Egemen Bey'in Tabi geçiyor ismi. Ünlü camiasından böyle aha da şu çok ünlü diyeceğimiz biri yok. Fakat ben tabi tek tek aradım. Biraz da ulaştım. Esasında girip de parasını alan insan sayısı çok fazla. Yani şimdi ben de tabii ki off the record yaptığım için bu işi böyle söyleyemiyorum ama hani ipucu verdim mesela. bir Genelde işletmeciler. Hem yazlık hem kışlık mekanları işleten. Ee, Çeşmede de Bodrum'da da mekanı olan işletmeciler de bu işin içine girmişler ve paralarını almışlar. Sonra influencerlar var. Hı hı. Ee, altını çizeyim fenomen değil. Yani altın tepsiyle dolananlardan daha çok efendim hani böyle ürün ...tanıtan... Evet. Hı hı. E, ...kozmetikle işli dışlı... ...influencerlar e, bu kadar verebiliyorum. Hani onlardan mesela parasını alanlar var. Bunu da şuradan biliyoruz. Mağdurlar diyor ki bu dönemde... ...bu adam şöyle bir işletme açtı Pelin... ...işte şöyle bir işe girdi... ...ortaklı bilmem ne yaptı, e, nasıl yaptı... ...hani bence aldı parasını. Bir de tabii ki bu dekont meselesinde... ...komik olan, bana göre trajikomik... ...bir detay da şu. Şimdi çok... C cemiyet hayatını dolandırıyorsun, ünlüleri dolandırıyorsun. E bu insanlar bütün gün Instagram'da yanak yana el ele kol kola fotoğraf koyuyor değil mi? Yemeklerdeler evet. falan. Hı hı. Şimdi öyle bir masa hayal edin ki bu fenomenlerdeki şey masası var ya son evet. yemek masası. Evet. Burada da mesela Instagram'da böyle paylaşımlar var. Şimdi o paylaşımdaki herkes mesela Ponzi'nin içinde. Fakat kendi aralarında konuşmuyorlar bu konuyu. Birbirlerinden yani, haberleri yok mu aynı sistemin içerisinde olduklarından? İlk haberdar değiller mi? İlk başta var. İlk başta var. Mesela ben sizi sokuyorum. Tamam. Hı -hı. Haber ilk Birbirimizden haberimiz var ama sonra mesela size ödeme gelirken siz bir bakıyorsunuz ödemeye. İşte re sizin hesabınıza gelirken Pelin komisyonu kestim. Pelin eksi Pelin komisyon yazıyor mesela şeye. Ne derler onun ismi? Dekonta. Biz sizle arkadaşız ama işte şey arkadaşız hani böyle canım diye yolda birbirimize at, sarılıyoruz ama pek de samimi değiliz ki siz bana telefon açıp demiyorsunuz ki Pelin hayırdır benden komisyon mu aldın. Bunu demiyorsunuz, küsüyoruz biz. Yani böyle uzaktan el sallıyoruz ama diyalogumuzu yok ediyor. Yani bol böl ve yönet uyguluyor. Esasında psikolojik çok kitap okuduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu evet. böyle insanları ayrıştırıyor evet. ve herkes Mine Hanım'la irtibata evet. geçmeye başlıyor. Bir de bu Mine Hanım masada kendine, eğleniyoruz Mine Hanım'ın kendini avukat olarak tanıtması gibi de bir durum söz konusu sanırım. Çok iyi hem avukat hem doktor. Ben doktorda daha çok şaşkınım. Hani şu ne bileyim hani avukatlık da tabii ki hani böyle ben şimdi çıksam size avukatım desen iki soru sorsanız kalırım. Ama doktorlukta bir de hani böyle bu işin tekniği de bilmem de var ya büyük bir cesaret. E o zaman böbreklerini almadığına şükretmeleri lazım aslında gibi görünüyor. Biraz vallahi yapardı. Yani, yani eli öpülesi bir insan ya. gibi Avuk görünüyor Mina Hanım buradan bakıldığında. Avukat olarak birini boşamış 100 bin dolar almış bir kadında bir de saat almış seni boşayacağım diye. Yani bunu yapmak gerçekten cesaret ister ciddi bir hazırlık ister. Ee, tabii psikolojik bir rahatsızlık da herhalde haddim değil benim böyle bir teşhis koymak ama okuya okuya artık oraya vardım ister diye düşünüyorum. Peki e, Pelin Hanım şimdi son olarak şunu sorayım o zaman e, bir yakalama kararı çıkartıldı ama aradığımız minimumcuya ulaşılacak mı? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam e, bir mesaj geldi bana Instagram'dan bir beyefendi tabii ki ismini söylemeyeceğim. Benim elimde Var bir şeyler dedi. Zaten gün bir sürü geliyor böyle ama. Bir yazışma attı bana. Bu Mine Hanım'ın onunla yazışmasıymış iddiası üzerine. Daha ben beyefendiyle iletişime geçmedim ama. Mine Hanım televizyonlara çıkmaktan çok rahatsız olduğunu. işte ipliğin pazara çıktı benim. Öyle okudum. Yani bu ne olacak? Bir şey yapalım gibi bir e, hafif bir rahatsızlık hissediyor şu an bundan. Aradığımız Mine Mumcu'ya ulaşılır mı bilemem. Ama e, şunu söyleyeyim size. Son iki gündür ben zaten 10-15 tane minimumcu dosyası okudum. Yani o kadar çok dolandırılan insan ve o kadar çok dolandırıcı var ki. Evet. Yani içinde ünlü yok diye biz bir konuşmuyoruz. Hı -hı. Yoksa hani içinde ünlü olmadığı için gündeme geldi. Yani bizi yeni İnanılmaz ponzi vakaları mı var? bekliyor? Hem de nasıl? Yani ben bir dün yani ponzi vakası yeni dolandırıcılık vakaları bekliyor. Böyle şöyle söyleyeyim size oradan payb için. Dün bir mağdurla konuşurken ağlıyor işte ben de dinliyorum falan dedim ki hiç canınızı sıkmayın artık dedim öyle bir noktaya gelmişiz ki biz. Hani çocuğu olan insanların böyle WhatsApp şeyleri oluyor işte okul grupları oluyor, veliler WhatsApp evet. grup. Yemin ediyorum size Türkiye'de çok yüksek oranda insanın telefonunda dolandırıldık biz yahu grubu var. WhatsApp grubu kuruyorlar, dertleşiyorlar orada. Evet, Vallahi ölçek yani, olarak ölçek girdim. olarak nasıl e, vakalardan söz ediyorsunuz hali hazırda konuştuklarımızla kıyasladığınızda? Yani mi, tabii ki çoktan çok, azdan az gidiyor. <laughs> ama hani şöyle söyleyeyim size, mesela bir vakada 10 bin lira da almış. Evinde çalışan, temizliğe gelen hanımefendinin altınlarını da almış ama 1 milyon TL almış. Yani şeyin aralığı yok. Yani dolandıran kişilerde... Mesela hiç acıma duygusu yok. Ben dün e, sosyal medyamda böyle bir şey paylaştım. Biz dedim eskiden şey bir millettik. Yani hani ne bileyim ben bizde katil olurdu da seri katil olmazdı. Biz daha farklıydık sosyolojik açıdan. Şimdi yani çocuğun elindeki şekeri de alıyor, onun altındaki son model arabayı da alıyor. Böyle bir ayrım yok. O yüzden ben size ne diyeyim? 150 bin, 200 bin, 300 bin de kaybeden var. İşte 15 milyon kaybeden var. 950 bin e, evet. bırakan var. Dört buçuk milyon bırakan Allah onu kahretsin diyen de var yani. Hani peki. Dört buçuk milyonu e, söylerken yutkundum ben. Peki Pelin Çin'i şimdi böyle bir e, sıralama yapsanız senior seviyesine kime oturtursunuz baktığınızda? Şimdi Mine Hanım'cığım gerçekten biz şeye dönüştük. Hani ben onunla ilgili yayın yaptıkça izlediğini şu an izlediğini de düşünüyorum. Mine Hanım şu an elimdeki vakalarda en şey gözüküyor yüksekte. Fakat sabah bir ihbar vardı. 800 milyon TL bir e, karı koca onu daha tam inceleyemedim. O yüzden şu an itibariyle Mina'nın menüste duruyor. Ee, ne sonuç çıkardın diye sorarsanız da bizim telefona zaafımız var. Hem alete hem hattına. Telefonlu işlere çok zaafımız var. Allah aşkına böyle telefon getiriyorum, telefon hattı satıyorum falan dendiğinde bir durmakta fayda var. Bir de kolay para hani tabii günümüzde hmm. o haldeyiz ama Hani bir matematik yapmakta fayda var. Yani insan 10 günde bu kadar para kazanabiliyor olsa herkes kazanırdı. Bir, bir şanslı sen misin? Hani bu mesele uyanan bir sen misin diye biraz düşünmemiz lazım. Ben çok üzülüyorum okudukça çünkü. Peki. Hakikaten. Çok teşekkür ediyorum elinizdeki bilgileri bizimle de paylaştığınız dedim. için. O zaman yeni dosyalarda yeniden bilgi aktarmanızı rica edelim bize de bir tanesini özellikle hazırlıyorum. Onu çok seveceksiniz. Çünkü tanıklarla falan da gittim konuştum. Benim evime çok yakın bir yerde oturan biri. En büyük şanssızlığı bu. Ona çok iyi hazırlanıyorum. Onu tabii ki seve seve paylaşıyorum. Peki görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Çok güzel.